Yargı paketleriyle reform olmaz. Bu bir sistem sorunudur. Bu sistemde siz yargıyı, tarafsızlığı ve bağımsızlığı bir kenara iterseniz, yasamayı da yürütmeye bağlarsanız bu iş olmaz. Reform, anayasanın rafa kalktığı, hukuk devletinde olmadığı, demokrasi ve özgürlüklerin çiğnendiği memlekette olamaz. Hukuk devleti amacında olur. Neyle olur? Hukuk devletiyle olur. Demokrasi ve özgürlüklerle olur. Yargıda reform, kesinlikle korku iklimine getiren, demokrasi ve özgürlükleri bir kenara iten, anayasa hakkı ve özgürlükleri kullananlara ceza ve yolu gösteren AK Parti iktidarıyla, Cumhur İttifakı'yla hiç olmaz arkadaşlar. Sayın Başkan, Adalet Bakanı iken ben burada milletvekili olarak kendisine vermiş olduğum 19 tane soru önergemin 18'i cevapsız kaldı. Sayın Abdülhamit Gül'ü bakanken vermiş olduğum 70 soru önergesinin 69'u cevapsız kaldı. Hangi yasamadan bahsediyoruz ya? Hangi yasamadan bahsediyoruz? Meclisin geldiği nokta bu. Anayasadaki hak ve özgürlükleri kullanan milletvekili dahil hiçbirimizin hukuki güvenliği yok. Barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkını kullananlar şu anda cezaevlerinde.